Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben doçent doktor Sinan Ateş. Dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs salgını münasebetiyle derslerimizi uzaktan yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah bir an önce bu koronavirüs belasını atlatırız ve yüz yüze ders yapma imkanına kavuşuruz. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersimiz. Osmanlı'nın son dönemi itibariyle, yani yenileşme süreci itibariyle alacağız. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini konuşacağız. Ondan sonra da Cumhuriyet'in kuruluşuyla yeni devletimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihine devam edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girdiği dönemde Osmanlı'da merkeziyetçi bir yapı hakimdi. Türklerin oluşturduğu tımarlı sipahiler ve devşirmelerden oluşan kapı kulu askerleri merkezde güvenliği sağlarken taşrada kadı ve subaşı hükümdara bağlı olarak görev yapıyorlardı. Avrupa'da ise feodal bir yapı hakimdi. Ayrıca Avrupa ülkeleri giderek zenginleşmiş ve dünya siyasetine hakim bir konuma gelmiştir. Avrupa'nın giderek güçlenmesi ise Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Osmanlı'yı çökerten sebeplere bakacak olursak bunlardan maddi nedenler var. Avrupa ülkeleri giderek güçlendiği için dünyanın merkezi haline geliyordu. Dünyanın merkezi olabilmesi için de sanayide gelişmiş olması gerekiyordu. Avrupa'nın sanayisi için pazar, ham madde ve insan gücüne ihtiyaç vardı. Bu durumda Osmanlı Avrupa için büyük bir yem durumundaydı. İkinci nedene bakacak olursak stratejik nedenler vardı. Avrupa'nın kolonileri ve pazarlarına ulaşmak için elinde çeşitli yollar bulundurması gerekiyordu. Yine bu durumda Osmanlı Devleti Avrupa'nın ulaşımı için yem durumundaydı. Psikolojik nedenleri var üçüncü olarak. Her türlü ülke büyümek ve diğer dünya ülkeleri üzerindeki gücünü arttırmak ister. Saygın bir ülke olmayı amaçlar. Avrupa'nın da böyle bir amacı vardı ve bu amacı gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti üzerinde oyunlar oynamaya başladılar. Bu oyunlara kısaca bakacak olursak yabancı okullar ve yabancı kültür bu oyunlardan biri. Bu okulların amacı Osmanlı Devleti vatandaşlarının kendi kültüründen uzaklaşmasını sağlamaktır. Ancak istenen başarıya ulaşamamıştır. Osmanlı Devleti'nin kültürüyle Batı kültürü arasında kalmış bireyler yetiştirmiştir. Ticari mallar ve ticaret anlaşmaları. Arkadaşlar anlaşılıyor değil mi konular? Sıkıntı yok. Hepimiz anlıyoruz. Evet. Devam ediyorum ben. Soru sorabilirsiniz. Bir problem yok yani. Yine ticari mallar ve ticaret anlaşmaları konusu var. Avrupa ham madde ihtiyacını karşılamak ve kolay yoldan gelişebilmek için Osmanlı Devleti'nin eskiden imzaladığı anlaşmaları ve ayrıcalıkları araç olarak kullandı. Mali sermayede borçlandırma konusu var. Osmanlı Devleti'nin geniş bir alana yayılmış olması Avrupa için büyük bir fırsattı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin sermayesi yeterli değildi ve gelişemiyordu. Avrupa bunu fırsat bildi ve 1854 Kırım Savaşı sırasında ilk defa Osmanlı Devleti Avrupa'ya borçlandı. Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemediği için de Duyun-u Umumiye adıyla bir irade kuruldu. Nedir Duyun-u Umumiye? Genel Borçlar İdaresi ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren bir canavara dönüştü Duyun-u Umumiye. Çünkü Osmanlı'nın ekonomik yönetimi Avrupa'nın eline geçti. Ve tabii en önemli konulardan bir tanesi de teknoloji. Avrupa gelişirken Osmanlı Devleti önce bu ilerlemeyi seyretmiştir. Fakat emperyalizmin etkisiyle sonraları Avrupa teknolojisinin arkasında koşmaya başlamıştır. Ancak yarışı kaybeden taraf maalesef Osmanlı olmuştur. Yönetim katlarında ortaya çıkan sorunlar var arkadaşlar. Osmanlı Devleti daima bir bölge için iki yönetici göndermiştir. Bey ve kadı. İki yönetici birbirine bağlı olarak çalışmıştır. Bey yönetimle ilgilenirken kadı adaleti temsil etmiştir. Ancak sonraları bu sistem çökmeye başlamıştır
göçebe yaşayanlar yerleşik hayata geçirilmiş ve Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan tımar sistemi çökmeye başlamıştır. Tımar sistemine göre herkese bir bölge veriliyordu ve o bölgeye ekilip gelir sağlanıyordu. Ancak bu sistem çökmeye başlayınca topraklarını bırakıp gidenler artmaya başladı ve bu sistemin yerini iltizam sistemi aldı. Osmanlı Devleti'nin çöküşünün en önemli sebeplerinden biri tımar sisteminin çökmesidir arkadaşlar. Tımar sisteminde çiftçi aynı zamanda hem toprağı işliyor, toprağı sahipsiz bırakmıyor. Diğer taraftan devlete asker yetiştiriyor. Cebeli adıyla asker yetiştiriyor. Her 3000 akçe için biliyorsunuz bunu. Has, zahmet ve tımar diye. Konumuz bu olmadığı için çok fazla detaylamasına tımar sistemini anlatmıyorum ama tımar sistemi Osmanlı'da çok önemlidir arkadaşlar. Ya toprak yönetimini çok iyi teşkilatlamıştır Osmanlı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi tımar sistemine göre, az önce ifade ettiğim gibi. Bu sisteme göre göçebe yaşayanlara bir toprak parçası veriliyor ve bu toprak üzerinde göçebelerin geçimini sağlamaları amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde feodalleşme önlenmiş oluyor. Bu sisteme göre toprağı işleyip geçimini sağlayanlar aynı zamanda ordu için hazırlanmış askerler. Toprağın idaresi konusunda bir sorun çıkarsa da bu sorunla ilgilenen bir kadı oluyor. Bu düzen içerisinde bazı bölgelerden vergi alınıyor, bazı bölgelerden asker temin ediliyor. Az önce ifade ettiğim gibi. Tımar sistemi, iltizam sistemi ortaya çıkana kadar varlığını sürdürmüştür. Bu sistem sayesinde Osmanlı Devleti Avrupa'ya kadar gelişimini sürdürmüştür. Yine Avrupa'da feodal yapı vardı ve güçlü güçsüzü eziyordu. Bir taraftan zenginleşirken diğer taraf köleleşiyordu. Bu yüzden ezilen Avrupalı Osmanlı'nın merkeziyetçi sistemini istiyordu. Yine Avrupa'da milli birlik yokken tımar sistemi sayesinde Osmanlı halkı ve devleti birlik mesajları veriyordu. Osmanlı Devleti'ne göre yine insan varlığı esastı. Hani diyor ya, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor Şeyh Edebali. Ama Avrupa'da Engizasyon mahkemeleriyle insanlar yargılanıyor ve eziliyordu. Osmanlı'da ise hoşgörü ve insan sevgisi hakimdi arkadaşlar. Genel anlamıyla anlatacaklarım giriş olarak bunlar. Önümüzdeki derste Lale Devri'ni işleyeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.